Etim. Merhaba. Dana Noir. Dana Noir. Noir Dana. Dana Noir. Noir Dana. Evet. Evet. 1,5 kilo. Ne yapıyorsun hala? Ah, hiç sorma. Yürübün sağ olsun. Beni öyle bir lafa tuttu ki. 1,5 kilo istiyorum. Tamam. Onu da bir ortadan bölerseniz. Hüseyin ustam, şu Noir'a yakından bakabilir miyiz? Mis gibi var ya. Temizlendi. Evet, sertmiş. Elinize kolunuza sağlık. Peki kaç parça yapacak? Parça yapmayacak onu, ben parçalayacağım. Hadi. Ben parçalayacağım onu. Bak beni dakikayı nasıl getiriyorsun? Bugün yarışmacıları da parçalamazsın umarım. Bana yemeği pişirecek misin? Senden çok korkuyorum Gürbüz. Kız, ben de senden korkuyorum vallahi. Yarışmacımız hızla şarküteri reyonundaki eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin? Hiçbirine. Öyle demesen iyi olurdun ama. Sana ya ama onlar mi? Benim rakibim. Onlar beni sevdiğim gibi ben onları seviyorum. Ama öyle dersen daha çok tepki alırsın. Ben onları söylemeyeceğim bu aramızda. Gösterecekler ama. Tereyağı yarım kilo yok mu? Yarım kilo var orada. Bu mu? Ve son 3 dakika. Şimdi ekmeği Duygu hazırlıyor. Başka ne kaldı? Sanırsam bitti. Emin misin? Evet, bir tekrar. Son kaç dakikam? 3 dakikam var. Kaymak. Ay kızlar, hadi çabuk. İşte ekmek de geldi. Kaymak olmaz ve ceviz lazım abla. Ceviz. Valla dün Yasemin Hanım yemeklerini, olmamış yemeklerini çok da savunamadı. Yani eksikliklerini olabilir. Mesela benim makarnamda kocaman bir hamur parçası çıktı ve olabilir diyor. Hani nimettir. Hayır, olamaz, olmamalı. Olmuşsa da onun tabağa gelmemesi gerekiyor. Çünkü bu bir yemek yarışması. Neslihan Hanım'ın kendisini savunabileceğini düşünüyorum. Savunur yemeklerini çünkü zaten dün çok iddialı konuştu. Ben ilkim, ben tekim tarzında, işte yok aslan burcuyum. Özgüveni çok yüksek. Yani olmasa bile savunacaktır ama tabii ki biz olanla olmayanı ayırt edebiliyoruz. Ve son 3, 2, 1 maalesef süren bitti. Ağlarım, ağlarım. Beni bu kadar lafa tutup da süren bitti diyemezsin. Gürbüz parçalarım. No. Ben bu kadar ihli bidik gürbüz kurban olayım. Hiç kimse bana ihli bidik dememişti. Ya sana bir Alman kız yapalım mı? Allah! Benden sana 5 dakika daha. Yaşasın! Yalnız bunun böyle lafta kalmaması lazım. Tamam, ben bir gideyim de söz sana bulacağım Alman. Bir tane bir sarışın Alman bomba bulacağım sana. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 1519 lira. O zaman buyurun. 19 lira da geçsin ama neyse. 19 lira hesaplaşırız. 50 bin liraya alınca ben oradan size fazlasıyla veririm. O zaman hadi gidelim Gürbüz. Hadi torbalarını al da gidelim. Aa, biraz heyecan değil mi? Gürbüz, hadi gidelim. Gonca Gül. Allah'ım lütfen. Ay ver bebeğim. Gürbüz beni lafa tutmasa ederken bitirecektim ama lütfen. Gürbüz işte canım benim. Evet, Gürbüz de hallediver. Ben başımı değiştirip geliyorum hemen. Hemen. Gonca Gülcüğüm, sen neler yapıyorsun? Astroloğum ben Gürbüzcüğüm. Benim de en çok merak ettiğim şeylerden biri. Kendini bilme sanatı. Ben geldim Gürbüz. Ben geldim. Biz de tam astrolojiden konuşuyorduk. Hemen kısmet var mı? Bir açıver Gürbüz'ü biraz. Vallahi kısmetimde para ve aşk var mı merak ediyorum. Vallahi Neslihan yakaladı inşallah bu sene. Darısı da başına Gürbüz'cüğüm. Bunların hepsini konuşacağız ama önce yemekler. Evet. Evet, evet. Ben masaya gideyim mi o zaman Gürbüz? Masayla mı başlayacaksın? Evet, masayla başlamak istiyorum. O zaman 3, 2... Maratona hazırım. 1... Zırhımı gideyim. Başla. De gidiyorum. Hadi kur bakalım masanı. Bana yardım edebilir mi masa örtüsüne? Arkadaşın edemez ama ben sana yardım edeyim. Bunlar bizim örtüler mi? Biraz evet, daha benim bu tarafa örtüm çekmek küçük lazım. Ya. Kendi örtümü getirdim ben. Peki ya bu runner? Bu benim çeyizimde. Ay 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 ay. Modern, demi klasik bir masa hazırlayacağım bugün. Örtünün de güzelliği. Vallahi çok şık. Teşekkür ederim. Bugün için özel hazırlandım Gürbüz. Peki dünkü masa nasıldı? Dünkü masada hiçbir şey yoktu Gürbüz. Her şeyi buradan kullanmış. Sonra masa yaptım diye çıkmış karşımıza. Şamdanların ardından dantelli özel Amerikan servislerini masasına koyan yarışmacımız
Tabaklarını da yerleştirmeye başlıyor hemen. Tabakları biraz karışık kullanmışsın. Takımımda eksiklerim oldu. Kırıldı taşınırken. O yüzden mecbur bunları kullanmak durumundayım. O yüzden nazar değdi. Nazarlık oldu. Getirirken kırıldı. Goncacığım, astroloji eğitimleri ne kadar sürüyor genelde? Ya, okyanusa girmek gibi. Yani bu eğitim bitler bitmez. Ömür boyu eğitim almak zorundasın. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 5 senedir yapıyorum. Peki benim bu kısmet işlerim ne olacak Goncacığım ya? O potansiyel var da senin gönlün yok bence. Evleneyim mi sence, ne dersin? Herkes bir kere evlensin diyorum. Sen evli misin bu arada? Yok, değilim. Runner'la uyumlu kumaş peçetelerin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor masaya. Neslihan'cığım ya, sen biraz ağır mısın sanki? Ben çok hızlıyım aslında ama gürbüz her gün kamera karşısında değiliz elbette. Bu arada eşin Atilla ile nasıl tanıştınız? Atilla ile çalıştığım şirketteki arkadaşın dayısı Atilla. Aslında eşimle biz evlenmeden daha bir sene öncesi Atilla benim Instagram'ımı görmüş yeğeninde. Demiş kim bu güzel kız? O da demiş Neslihan abla. Demiş var mı önünde arkasında birisi, evli, bekar, nişanlı? Demiş ki yok kimse hayatımda bildiğim kadarıyla. Sonra geldi bir gün beni yokladı. Dedi ki dayımla senin aranı yapayım mı abla? Dedim ben istemem senin dayını. Dedi niye? Senin dedim dayın çok uzun ya. Uzun adamda olur muyum ben dedi. Boyu kaç ki? 1.92 gürbüz. Bir basketçi gibi. Huyu huyuna uydu mu bari? Huyu huyuma ha? Huy huyumuza uydu. Ama boy boya vallahi kalpler bir olduktan sonra gerisi bir şekilde geliyor gürbüz. Ekmek ve peçeteliğin ardından bardaklar da masadaki yerini alıyor hemen. Ve masa nihayet hazır. Burası tamam mı? Harika. Tamam, var mı eksik? Harika. Gürbüz, çok güzel. Gel arkadaşınla vedalaşalım. Gel. Hadi Allah'a emanet olun canım benim. Koş. Güveniyorum teşekkürler sana. Teşekkürler ederim. Bravo. Teşekkür ederim. Gonca Gülcüğüm, ayağına sağlık. Görüşürüz. Neslihan Hanım'ın ifadesine göre bugünkü sunumunda farklı şeyler olacağını tahmin ediyorum. Bugün Neslihan Hanım'dan beklentim daha yüksek. Hiç sanmıyorum. Yani benim masamı zaten gördünüz. Daha ne kadar iyi bir masa olabilir. Hem görüntüsü olarak hem sunumlarım olarak zaten çok zengin bir masaydı. Tekrar belirtiyorum. Yani yaşım küçük olmasına rağmen şu kadar güzel bir sofra çıkardım. Neslihan Hanım'dan da aşko kuşko bir şeyler bekliyorum ama hiç beni etkilemeyecek. Şimdi ne yapıyorsun Neslihan'cığım? Şimdi öncelikle tatlımı... Aa, bardak kırıldı. Nazar gördünüz mü? Nazar, gözü olanın gözü çıksın. Bu sefer temkinli davranıp soğuk su kullanman iyi oldu. Bakayım şu çatlayan bardağa. Hadi bakalım, şimdi. İşte şimdi kırıldı. Ay, nasıl çatladı böyle birdenbire? Bir şey söyleyeyim, bildiğin nazar ya. Bu arada Hindistan cevizli Selanik tatlısının şerbeti için 3 bardak suya 2 bardak şeker ekleniyor. Üzerine 1 dilim limon atılan şerbet ocakta kaynamaya bırakılıyor. Şimdi bu tavuk etiyle ne yapacaksın? Bu tavuğu haşlayacağım. Çorbam için haşlayacağım bu tavuğu öncelikle. Ondan sonra bunları didikleyip çorbamın içine atacağım. Ama dünkü gibi yapmayacağım yani. Dünkü bildiğiniz böyle parça parça arkadaş koymuştu içine. Ben bunları elimde küçülteceğim. Senin bilerek düşük puan verdiğini söylüyorlar. Buna ne diyorsun? Yani hoşuma gitmeyen şeye nasıl puan vereyim ki? Gerçekten hoşuma gitmedi. Gitseydi verirdim. Gerçekten verir miydin Gerçekten kız? Verdim. Yani program olsun, bir sonraki gün arkadaşların olsun. Hoşuma giderse elbette vereceğim. 5 puan az değil miydi yani? Ya 5 puanı hak ettiğine şükretsin. Yasemin Hanım çok hırslı bir şekilde bugün geleceğini düşünüyorum. Çünkü dün içindekilerini tam olarak ifade edemedi. Bir miktar ifade etti. Bugün masada daha rahat olacaktır. Özellikle ben Neslihan Hanım'a ve bana yükleneceğini düşünüyorum. Çünkü zaten dünden bize kafayı taktı yani. Yani ben de Neslihan Hanım'ın yerinde olsam, böyle bir eve gelsem, karşımdaki benim yaşımın yarısı kadar bir bayan olsa, böyle güzel bir sofra, böyle güzel yemekler, zor bir yemek, üstelik kendine de bakım yapan bir bayan çıksın, ben de kıskanırım. Neslihan Hanım tam olarak bunu yaşadı dün. ÇKM'di. Kıskandı. Hasetliğe girdi. Bugün Yasemin Hanım üzerinde daha çok gelecek. Ben de bunu bir zevkle izleyeceğim tabii ki. Vallahi Yasemin'i dün çok kızdırdı. Ama Yasemin de, Yasemin yani. Tamam, ne yapayım Yasemin? Ben şimdi Gürbüzcüğüm tatlıma başlayacağım. Tatlımı başlamak istiyorum müsaadenizle. Tatlımız neydi? Tatlımız Selanik tatlısı. Hem de kaymak eşliğinde. Kaymak eşliğinde olacak tabii. Kaymaksız Selanik tatlısı mı olur Gürbüz? Baban Selanikliydi değil mi? Babam Selanik göçmeni, evet. Şimdi tatlının hamuruna neler koydun? Mısır unu koydum. 2 bardak mısır unu, 1 bardak normal buğday unu. Ondan sonra içine 1 su bardağı Hindistan cevizi. Bu tatlıyı kimden öğrendin? Babaannem de yapardı, annem de babaannemden öğrenmiş. Ama ben babaannemin o hallerine yetişemedim işin açıkçası. 1 su bardağı sıvı